İt üretiminde yeraltı iş kazasında vefat edenlerin hak sahiplerine bir kişilik istihdam hakkı verilmiştir. Bugüne kadar da biz valilik marifetle kurulmuş olan komisyonda yaklaşık 120 kişinin istihdamını sağladık. SGK İl Müdürü Erkin Avcı 7 Mart'tan sonra yaş aralığının kaldırılmasıyla birlikte 123 madenci yakınının daha kamuda istihdam edilmek için başvuru yaptığını açıkladı. Avcı şu bilgileri aktardı. Son yapılan düzenleme ile de buradaki yaş tarih aralığı kaldırılmış oldu. Yani 2003-2014 değil, kömür madeni üretiminde yer altında geçirdiği kazadan dolayı vefat edenlerin hak sahiplerine tarih aralığı olmaksızın istihdam hakkı verilmiş oldu. Bununla ilgili düzenleme 7 Mart'ta resmi gazetede yayınlandı. O tarihten itibaren biz müracaatları almaya başladık. Yoğun bir şekilde EYT'nin yanı sıra bu şekilde müracaatları alıyoruz. Müracaatların hangi belgeler verilmesi halinde geçerli olacağı, neler verilmesi gerektiğine dair bir düzenlememiz var. Her gelen önce hangi belgeleri temin etmeleri gerektiği yönünde bu belgeyi veriyoruz. Onlar o belgeleri temin ettikten sonra bizlere elindeki belgeleri getiriyoruz. Biz önce dosyayı tekamül ettiriyoruz. Daha sonra valilik tarafından kurulmuş olan, yani vali yardımcımızın, defterdar hanımın, işkur müdürü ve SGK müdürünün içinde yer aldığı komisyon tarafından bu dosyalar tek tek görüşülecek ve istihdam hak sahibi olup olmadığını karar verilecek. Bu kararlar verildikten sonra müdürlüğümüzün yapmış olduğu işte burada sekreterya görevi o komisyon kararlarını gerekli belgeleri de ekine ilave ederek emeklilik hizmetleri genel müdürlüğümüze göndererek bu şahısların kamuda istihdamlarını sağlamak yönünde süreci tamamlamak olacaktır. Bu kapsamda 7 Mart'tan itibaren 123 tane geçerli talep aldık şu ana kadar. Ama girişte de görmüşsünüzdür, en az EYT karabalıklığı kadar da bu kapsamda müracaat etmek için sırada bekleyenlerimiz var. Süreçle ilgili kendilerine zaten bilgi veriliyor. Mutlaka burada dikkat edilmesi gereken şey şu: İstihdam hakkı öncelikle eşe ait, vefat edenin eşi sağ ve 45 yaşının altındaysa bu hakkı kullanabilir. Eğer kendisi kullanmak istemiyorsa çocuklarından bir tanesine feragat verebilir. Çocukların kendi arasında birbirlerine feragat vermesi gerekiyor. Feragat veremezler ise komisyonda hangi çocuğun istihdam edileceği kararını komisyon vermiş oluyor. Eş ve çocuğunun olması durumunda hiçbir şekilde istihdam hakkı kardeşlere geçmiyor. Eş veya çocuk varsa istihdam hakkının eş veya çocuğun kullanması lazım, kardeşlere geçmez. Ama şahıs vefat eden bekardır, eşi yok, çocuğu yok, kardeşlerinden bir tanesi de yine diğer kardeşlerinden şartlar uyanlar açısından feragatname alarak bu kapsama dahil edilebilir. Feragatname istemediklerimizin içerisinde kamuda çalışanlardan feragatname istemiyoruz. Çalıştığı kurumdan almış olduğu belgeyi yekine koyarsa ayrıca bir daha notere gidip feragatname düzenletmesine gerek yok. Eksikleriyle ilgili zaten gelen arkadaşlarımız yönlendirme yapıyor, bilgilendirme yapıyorlar. Biz dosyaları ne kadar doğru, sorunsuz tasnif edersek komisyonlardan çıkması o kadar kolay olur. Bir an önce komisyondan çıkarırsak inşallah en kısa sürede de bu şahısların istihdamlarını sağlamış oluruz. Şu anlık bilgimiz bu. Sayı dediğim gibi EYT kapsamındaki gibi sürekli artıyor. Şu ana kadar almış olduğumuz geçerli talep 123 ama kendilerine belge vermiş olduğumuz, tamamlayın gelin diye bilgi sunmuş olduğumuz sayı 200'lerin üstünde.